Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Daldaki yaprak, üstüne basılan toprak, sarı çiçek, mor menekşeyim. Ben, havada uçuşan toz, elmadaki virüs, rüzgarda salınan ağaç dalıyım. Ben, boşluğa söylenen söz, kitaptaki bir harf, cümlenin sonundaki noktayım. Ben, boşluğa giden nefes, çamura atılan adım, kalemdeki mürekkep, beyaz sayfadaki bir noktayım. Ben, kendime göre her şey, evrendeki kocaman hiçim. ...05-04-1954 doğumluyum. Adana Ceyhan'ın Yellebel Köyü'nde dünyaya geldim. İlkokulu orada bitirdim. İlk öğretmenim Hakkı Bulut'tu, bugünkü ünlü sanatçı. Daha sonraki yıllarda öğretmenlerimiz çeşitli dönemlerde değişti. 9 kardeştik biz. Anneciğim evlenmiş, 2 kızı bir oğlu varken askere gitmiş eşi. Hatay'da 4 yolda askerdeki eşini aşı yapılırken tak diye düşmüş, rahmetli olmuş eşi, şehit olmuş orada. Babacığım da 2 tane kızı varmış, 3. çocuğu olurken hanımı doğum yapamamış, kan kaybından ölmüş. Orada 4 yolda annemin ilk eşiyle askerlik yapan amcamın oğlu demiş ki, benim amcamın da hanımı öldü, bunları birleştirelim demiş. Onlar evlenince de biz 2 erkek, 2 kız olarak dünyaya geldik efendim. Babacığım Kırım Tatarı. 1890'lı yıllarda önce Rus teli kesti diye ak topraklara gidelim diye efendim gemilere binmişler. Oradaki değirmenleri, koyunları, kuzuları, aklına gelen bütün varlıklar orada kalmış. Sadece nineciğim altınları işte belindeki o şey kemer içine doldu, şey yapmış, dikmiş, getirmiş. Sonra İstanbul'a gelmişler. Gemilerle İstanbul'dan Tarsus'un Frengülüs köyüne, bugünkü adı Çiçekli köyüne gelmişler efendim. Oradan şeye çıkmışlar, Ceyhan Ovası'na çıkmışlar. Orada bir süre yerleşmişler. O dönemde vahşi bir doğa, her tarafı bataklık. Sonra sivrisinek falan olunca demişler, biz burada yaşayamayız, ne yapalım? Kırım'daki yüzey şekillerine uygun olan yerleri arayalım demişler. Ceyhan Ovası'ndan 300 metre yukarıdaki bizim bugünkü Yellebel Köyü'nü keşfetmişler. Dedem oradaki köyü kuran ilk aile. Ondan sonra Kırım Tatarlar olarak biz o bölgede bizim 3 yerde meyve ağacımız vardı, sebze bahçemiz vardı. Kendimize yetiyorduk, ineklerimiz, efendim koyunlarımız, her şeyimiz vardı, çok mutluyduk. Evimizdeki her şey özgürdü. Bütün o bağlarda, bahçelerde, tarlalarda yetiştirilen bütün bitkiler, her şeyler insanların ortak malıydı. Biz kapılarımıza kilit falan vurdurmadık. Yıllarca kilit nedir bilmiyorduk. Uzun süre orada o şekilde yaşadık. Ama o dönemde kızların okula gönderilmesi yasaktı. Ama işte şu anda Aydın Didim'de yaşayan Meryem Erkan ablam
çok akıllıymış, ilkokul öğretmenmiş, demiş ki anneme gelmiş, demiş ki bu kızcağız çok akıllı, lütfen bunu okutmaya devam edin demiş. Ablam bizim köyden çıkmayı başaran kadınların okumasına öncülük eden insandır. Ondan sonra bizim köydeki kızların önü açıldı. Peki siz okuyabildiniz mi? 80 öncesinde terör vardı. Sağ sol çatışmaları falan. Ondan sonra işte Ceyhan'daki Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Ceyhan Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık sevk idare bölümünü iyi dereceyle bitirdim. Aluştadan esken yerler yüzüme vurdu. Analıktan osken evge koz yaşım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma toyalmadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel kızım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma toyalmadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel kızım. En büyük idealim çocukluğumdan beri diyordum ki ben öyle bir meslek yapmalıyım ki ölümümden sonra da insanların hafızasında yer almalıyım diye düşünüyordum. Buna şöyle karar verdim. Şimdi bizim bir akrabamız vardı, ölmüştü. Ben 4-5 yaşlarındaydım. Mezara götürüldü hep beraber, törenle gömüldü falan. Üstüne tonlarca toprak atıldı, sonra geldik unuttuk. Dedim ki ben öyle bir meslek yapmalıyım ki öldükten sonra üzerime tonlarca toprak atıldıktan sonra asla unutulmamalıyım. Hangi mesleği yapmalıyım bunu düşündüm, düşündüm, düşündüm. Önce Adana Erkek Lisesi'nde solo gitar ve solist orkestramız vardı. 2 tane arkadaşımız rahmetli oldu. Orada çok başarılı oldum. Gitarı söktüm, öğrendim. 200 tane falan düğün yaptık falan. Ondan sonra fotoğrafçılığa yöneldim. Fotoğrafı çok başardım. 2 bankanın açtığı yarışmada 4-5 tane ödül aldım. Yaratıcı gücü teşvik çalışmaları döneminde. F klavyede Adana daktilo şampiyonu oldum. Şimdi Allah'ım diyorum ben gazeteci olmak istiyorum. Gazetede şu kadar bir ilan. Yetiştirilmek üzere işte fotoğraf makinesi olan daktilo bilen kişi alınacaktır diye. O ilanı bir gördüm, koşa koşa gittim. Bugün İnönü Parkı'nın orada olduğu yerde altta matbaa, üstte de haber merkezi vardı. Kapıda bir adam şöyle arkasını yaslamış duruyordu. Niye geldin sen dedi, biraz da dalga geçercesin falan. Çocuğum o zamanlar. Efendim dedim ben gazeteci olmak istiyorum dedim. Dedi ki daktilo biliyor musun? Evet, Adana daktilo şampiyonuyum. 3 dakikada 1746 tuş vurdum. Fotoğraf var dedim. 2 tane bankanın özel yarışmasında 4 tane ödül aldım. Buyur geç dedim, masa burada çalış dedi. Gazeteciliğe başladım o şekilde. Burada Adana'da daha sonra diğer bir ulusal gazetenin bürosunda çalıştım. İstanbul'daki abilerimiz geldiler sürekli, işte sen bizim yavru musun, sen bizim gazetemizde yetiştin, sen tekrar buraya gel. Dedim efendim ben buradaki arkadaşımla çalışamıyorum. O zaman dediler seni İstanbul'a alalım. 3 defa buraya geldi genel müdür. Bağ Aliye transferi olan tek gazeteciyim Adana'da. Fotoğraf konusunda, mesleğim konusunda 43 tane ödül aldım efendim. İstanbul'da Bağ Aliye'de çalıştım bir süre. Daha sonra Adana'ya döndüm. Annem rahatsızdı, yaşlıydı. Ondan sonra 1991 yılında Adana'da ilk özel televizyon kuruldu. Orada 5 yıl yayın yönetmeni ve haber müdürü oldum. O dönemde bütün yetki bendeydi. Adana'ya gelen liderlerin, il temsilcileri, liderler gelmeden önce gelip randevu alıyorlardı, ben veriyordum onlara. Merhum Alparslan Türkeş, merhum Necmettin Erbakan, Murat Karayalçın, başta olmak üzere bütün liderlerle Adana'nın ilk özel televizyonu olan o televizyonda canlı yayınlar yaptık. 5 yıl orada görev yaptım. 5 yıl Adana'da başka bir televizyonda program yaptım. Ondan sonra emekli oldum 2002'de. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Durak 2 defa beni makamına çağırdı. Dedi ki Abdülkadir benim televizyonda program yapmanı istiyorum dedi. Ama ben o zamana kadar ilk iki televizyon programında 10 yılda çok program üretmiştim. Daha sonra 15 yılda Sayın Başkan'ın televizyonunda çalıştım. 3 televizyon kanalında samimi söylüyorum Zeliha Hanım 5000'e yakın program yaptım. Bunların tekrarını söylemiyorum bile yani. Bu bir Türkiye rekoru falan diye düşünüyorum. Benim adım bülbüldür, eh aman yâre yârim sen.
kuşlar uçsa ben uçmam, eh aman yar, ey yârim, sevdiğimden vazgeçmem, eh aman yar, ey yârim. Kuşlar uçsa ben uçmam, eh aman yar, ey yârim, sevdiğimden vazgeçmem, eh aman yar, ey yârim. Ona sonra efendim şimdi ben mutlu bir insanım. Bunu bütün dünyaya haykırıyorum. Neden mutluyum? Şimdi yıllarca mutluluk nedir? Onun bütün filozoflar benim arkadaşım, hocam. Hepsini çok seviyorum. Ta Sokrates'ten Konfüçyüs'e kadar bu günümüzde yaşayan bütün filozoflar. Onların düşüncelerini okudum yıllarca. Dedim ki mutluluk nedir acaba yıllarca? Aradım bir türlü bulamadım. Birkaç tane buldum ama en son beni mutlu eden ya da benim mutlu olduğumu açıklayan mutluluk formülü şu: kişi kendini adadığı bir işi yapıyorsa o mutlu kişidir. Siz de çok mutlusunuz çünkü siz de kendinizi adadığınız bir işi yaptığınızı düşünüyorum. Burada kameraman arkadaşlarım öyle. Ben şu anda 5 Nisan'da 70 yaşına girdim. Şu anda dünyanın en mutlu insanıyım. Okumaya, düşünmeye devam ediyorum. Bu arada şunu da hemen arz edeyim efendim. 3 televizyon kanalına yaptığım 5000'e yakın programın video kayıtlarından oluşan binlerce saatlik kasetleri. Televizyon olmadan önce Adana'mıza gelen yazar, çizer, düşünür, okur bütün hepsiyle yaptığım söyleşilerin tamamından oluşan yine binlerce saatlik ses kayıtları, yine binlerce haber fotoğrafından oluşan arşivimi Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne bağışladım. Onlar da dijital ortama dönüştürüldü. İleride Abdülkadir Kaçar'ın arşivinden diye halka açılacak. Oradan video, ses kaydı, haber fotoğrafı alanları da üniversiteye bağışta bulunacak. Oraya sonsuz bir kaynak bağışladım. Oradaki işte bu mutluluk da bu herhalde. En mutluluk bu en işte. En sevdiğiniz işi en sevdiğiniz yerde yaparak zirveye taşıdım. Zirveye taşıdınız. İşte bu mutluluğun kaynağı. Evet efendim. Ben tek başıma yaşıyorum. Tek başıma yaşadığım için dedim ki, evet ablam var bir tane, ablam 9 kişiydik, 7 tanesi rahmet oldu, bir tane ablam var. Şimdi yeğenlerimiz falan var da, dedim ki ben ölürsem yarın bunlar çöpe atılır gider, evimi satar, arabamı da alır, çeker giderler falan. Ben dedim en doğrusu bunu yaşarken bunu zirveye taşımam lazım. Bu konuda Adana Alparslan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Ahmet Karataş'ın kişisel çabaları, teşvikleri nedeniyle böyle üniversiteyle birlikte çalıştım. Üniversitede benim bir ömür gazeteci diye hayatımı kitaplaştırılmasına yardımcı oldu. Adana'da 1000 civarında gazeteci, radyo, televizyon programcısı var. Hayatı kitaplaşan ve yine 30'ar dakikalık 4 bölüm halinde 2 saatlik belgesel yapılan, hayatı belgesel yapılan tek gazeteci benim. Bununla da mutlu oluyorum. Sizin buraya gelmeniz de bana çok büyük mutluluk verdi. 18 yıldan beri ben sizin bütün programlarınızı izledim, hayranınızım. TRT'nin en nitelikli 2 tane kült programı var. Bunlardan bir tanesi tır şoförleriyle yapılan o Gönül Dağı programı. O da sürekli onları izliyorum. Bir de sizin Ömür dediğiniz programı. Her şeyi yaptım. Ama bir şey yapmamışsınız. Neden evlenmediniz? Neden bir hayat arkadaşı yanınızda olmadı? Hemen arz edeyim efendim. Şimdi yeğenlerim ya da arkadaşlarım ya da daha sonra tanıştığımız kişiler niye evlenmedin diyorlar. Ben yeğenlerime ve tanıdığım genç insanlara diyorum ki mutlaka evlenin. Çocuklarınız olsun ve mutlu olun. Şimdi onlara diyorum ki bu soruyu soranlara şöyle diyorum. Kısmet olmadı diyorum. Neden evlenmediğimiz uzun cevabı şu efendim. Adana'da çalıştığım yerel gazetelerden bir tanesinde gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir gazeteci abimiz vardı. Onunla 5 yıl çalıştım. Ben onun sorumlu yazışları müdürüydüm. Attığı manşetlerle beni 27 davadan 10 yıl boyunca yargılanmama neden oldu. Tam evlilik dönemimde, yani evliliğe karar verdiğim o dönemlerde hayattan korktum. Dedim ki ben şimdi evlenirsem karım dul kalacak, çocuklar yetim kalacak. Ben bunlara hakkım yok dedim. Düşündüm. Daha sonra insanın yaşı da ilerleyince biraz da seçici oluyor galiba. Vallahi şekillerde gördüğünüz gibi şu anda bu hale geldim.
neşelerle dolmak ister, sevgiliyle olmak ister. Bizi dertten derde iter, bizi dertten derde iter. Ah gönlümüz, gönlümüz, ah şu gönlümüz, ah şu gönlümüz. Kimi gün şen, kimi üzgün, geçip gidiyor ömrümüz, geçip gidiyor ömrümüz. Samimi söylüyorum, 24 saatin 25. saatini arayan insanım. Çok okuyorum, çok yazıyorum. Günde 4-5 kitap yazıyorum. Şu ana kadar yazdığım kitaplarımın sayısı 219. 220'sini de son 5-6 gün içinde yazdım sizinle konuştuktan sonra. Şu anda da bilgisayarımda kayıtlı. Dünü ve yarını olmayan insan başlığını taşıyor. Üretmeye devam ediyorum. Benim amacım o yani. Okumaya, düşünmeye, yazmaya bütün zamanımı bu mesleğe adadım. Feda olsun canım. Son nefesime kadar da üretmeye, yazmaya devam ediyorum. Ve şu anda ben sanki bu gezegene ilk defa ayak basmışım. İlk defa sizinle görüştüm. İlk defa konuşuyorum. İlk defa hayattayım. Gördüğüm her şeyden mutluyum. Ben anda yaşayan insanım. Benim hayatımda dün ve yarın yok. Ben sadece anda varım. Şu anda varım. Görüyorum sizi, duyuyorum, kokluyorum, yürüyorum, ayak basıyorum, ışıklar var, dışarıdan sesler geliyor, bir evin içindeyim. Ben mutluyum, mutlu bir insanım. Çünkü ben kendimi kendimi adadığım işi yapıyorum. Başka hiçbir düşüncem olmadı. Çivi çakmayı bilmem, yumurta kırmayı bilmem. Hayatım başka hiçbir aklımın ucundan geçmez. Şimdi bana deseler ki dünyada Türkiye'nin en büyük televizyonunu, en büyük gazetesini sana bedava veriyoruz. Üstüne de şu kadar para veriyoruz. Dönüp bakarsam namerdim. Bana 10 dakika bilgisayarımın başında bir şey okuyup yazmak, üretmek dünyanın verdiği en büyük mutluluğu veriyor. Belki de evlendiğimde aldığım zevkin 1000 katını yazarak, okuyarak, düşünerek şey yapıyorum. Hayat arkadaşınız olmasını istemez miydiniz? Kesinlikle isterdim. Ama yaşadığım koşullar, mesleğim, içinde bulunduğum bilgi çağı buna izin vermedi. Ya da beni uzak tuttu bunlardan. İyi ki uzak tutmuş diyorum. Yani keşkeleriniz yok mu? Yok. Asla. Şimdi onu diyorum. Şimdi mutlu insana başka bir şey eklemek gerekirse, bir satır eklemek gerekirse, insan belli yaşa geldikten sonra gerisine dönüp baktığında keşkesi yoksa o kişi hayatı doğru tanımlamış, doğru yaşamıştır. Benim asla keşkem yok. Olmadı ve olmayacak da. Ama şu anda yalnız yaşıyorsunuz. Çok mutluyum. Yalnızlık zor değil mi? Yalnızlık insanın en büyük dostu, arkadaşı. Yalnızlık benim sevgilim. Otobüse seyahat ettiğim zaman ya da dışarıda olduğum insanlarla olduğum zaman koşa koşa yalnızlık isimli sevgilime, dostuma koşuyorum. Hemen onlarla buluşuyorum. Çok mutlu oluyorum onun kollarına yat. Bana hiçbir zaman hayır demedi o benim sevgilim. Yalnızlık benim canım, sevgilim, dostum. Yani o kadar mutluyum ki yalnızlıktan. Onu kendime dost edindim. Başka bir dostum ne biliyor musun Zeliha Hanım? Nedir? Ölüm. Ölümü çok seviyorum. Ölüm benim dostum, arkadaşım, sevgilim. Onu her an özlüyorum. Mevlana'nın dediği gibi şebe aruz. Onunla buluşmak benim en büyük güzelliğim olacak. Ben ona bayılıyorum. Benim en büyük dostum günlüğüm. En büyük dostum kitabım, en büyük dostum yazdığım makalelerim, en büyük dostum kendi iç dünyamı, iç evrenimdeki düzenleme ve ona egemen olma, onu yönetme, düşüncemi yönetme, onu istediğim şekle sokma, düşüncelerini, mutluluğa bir şey daha ekleyelim efendim, düşüncelerini yönetebilmek. Yani düşünceleri eğer bir insanı yönetiyor ise
O kendini kumanda edemiyor demektir. Ben düşüncelerini yönetmeyi başaran insanım. Bin tane çocuğum, bin tane eşim olsa ben belki de şu andaki yaptığım söyleşten aldığım mutluluğu alamazdım. Ben 2017 yılında bel fıtığından vücudum iki katladı böyle, kalem ortadan kırım böyle, şöyle 90 derece oldu. Hastanede bir odada yatarken başka bir hasta vardı yanımda. Onun karısı vardı, çocuğu vardı, torunları vardı, gelip onlara yardım ediyor, yemek veriyor, çay veriyor falan. Ben yerimden kalkamıyorum. Eyvah dedim Abdülkadir, sen hayatını boşa mı geçirdin ki acaba dedim. Keşke evlensen, ben bir çocuğum olsaydı falan dedim. Ama yazmak, üretmek, kendimi keşfetmek, bilinçaltı ve bilinçüstü evrenimi yönetmek için benim tek başıma olmam lazım. Bazen akrabalarım geliyor, emin olun. Bir iki saat tamam, kabul ediyorum da ondan sonra onların gitmesini istiyorum. Koşa koşa bilgisayarımın başına gidiyorum. Koşa koşa kitabıma gidiyorum. Koşa koşa denemelerimi yazmaya giriyorum. Çünkü şimdi diyor ki, dünya evrenin bir özeti, insan da dünyanın bir özeti. Her insan bir evren. Nasıl evren sonsuz ve muhteşemse, nasıl dünya sonsuz ve muhteşemse, benim düşünce dünyam da evren gibi, dünya gibi sonsuz ve muhteşem. Ben o muhteşemliği ve o sonsuzluğu keşfetmenin yolcusuyum. Nerede, ne zaman öleceğim umurumda bile değil. Yıllar ne çabuk. Ama yetmesliğim sürece, ki şu anda kendime yetiyorum efendim. Yemeklerimi yapıyorum, bulaşıklarımı yıkıyorum, çamaşırlarımı yıkıyorum. Arkadaşım geldiğinde evi paspas ettiriyorum, işte tozlarını falan aldırtıyorum ama huzur evine gereksinim duyduğum zaman gidebilirim yani. Orası da gayet güzel. Oradaki insanlarla tanıştım, oradaki insanların hayatlarını öğrendim. Oradaki insanların hayat hikayelerine dokundum ve onları biriktirdim. Çok fazla bilgi var bende. Hazırım ben, ölüme de hazırım, yaşamaya, her şeye hazırım ben. Yaşadığım sürece yazmaya ve üretmeye devam edeceğim. Bu benim felsefem bu. Okuma, düşünme, bilgi, daha çok bilgi. Benim tek rakibim kendimim. Yaşlılık doğal bir yasa, yasa bir, yani bu evrende bulunduğumuzun bedeli olarak bize yaşam bedeli ölüm olarak verilmiştir. Ölüm olmasa yaşamın değeri olmazdı. Ölüm zaten bize yaşamın değerini anlamamız için verilmiş bir güzelliktir, bir doğa kanunudur ve o muhteşem bir olaydır, bir sevgilidir. Yani ölümün olmadığı bir evren zaten olamaz. Ve Aşık Veseli'nin dediği gibi, yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani bu kaçınılmaz bir soru. Şimdi efendim, özellikle Osman Müftüoğlu hocamız diyor ki, sağlıklı yaşamak için diyor günde 5000 adım atmanız lazım diyor. Yapması gereken şeyler var. Ben onların tamamını yerine getiriyorum. Ben spor, bisiklet sporu yapıyorum, yürüyüş yapıyorum, ilaçlarımı zamanında kullanıyorum. Akıl ve beden sağlığım iyi olduğu sürece de en güzel şeyleri yazmaya, üretmeye devam ediyorum. Tansiyon var, şeker var, vertigo var ama ben bunları takmıyorum. Yani bunlar elbette var. Bunlarla varım, bunları kabul ediyorum. Hayat serüvenini, bunlar benim yol arkadaşım. Efendim, ben şimdi bir günlük hayatımı şöyle arz ediyorum.
güneş doğmadan önce kalkıyorum sabahleyin erkenden. Kahvaltımı yapıyorum, hemen bilgisayarın başına geçiyorum. Bilgisayardan gelen mesajlara bakıyorum falan. Hemen tekrar akşamdan kalan yazmam gereken şeyler varsa onun üzerinde çalışıyorum. Ondan sonra o bittikten sonra 11 civarında çarşıya gidiyorum. Orada işte çeşitli dostlarla alışveriş yapıyorum, görüşmeleri yapıyorum falan. Çukurova Gazetesi Cemiyeti üyesiyim. AFAD Adana Fotoğraf Amatörler Derneği'nin kurucu ve bir numaralı üyesiyim. Dostlarım var, çalıştığım matbaada arkadaşlarım var, onlara sohbet ediyorum, yürüyüş yapıyorum, bisiklete biniyorum, derin nefes alıyor, nefes egzersizleri yapıyorum, efendim sevdiğim yemekleri yapıyorum, efendim ama evime çok az insan geliyor, yani kabul etmiyorum çünkü sürekli yazmam gerekiyor. Onun için de telefonumu saat 16'da kapatıyorum, sabah 8'de açıyorum. Zamanımı tamamını kendime ayırıyorum çünkü kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ben bir fidanım, büyümeye, gelişmeye, bilgi toplamaya, daha büyük olmaya, daha canlı olmaya, daha ayak izlerimi yazdıklarımla evrene daha çok derin kazımaya devam ediyorum. Çünkü ben mutlu bir insanım. Bunu bu şekilde yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum efendim. Devran değişti. Bizim zamanımızda hani başta saygı sevgi vardı. Çalıyorsun mesela saz çalıyorsun. Bir etrafına baktın hemen bir ihtiyacın mı var diye herkes ayağa kalkardı. Ama şimdi yok. Çalıyorsun dinleyen bile yok. Çoğu da zaten bilgisayardan şuradan buradan çalıyor. Alaaddin Atasoy, Burdur'da yaşıyorum merkezde. Azizeköy doğumluyum. 74 yaşındayım. Bu yazılış tabii babam biraz da küçük yazdırmış zamanında. Kemer ilçesinde yazıldığı için oraya bağlamışlar bizim köyü. Yaşlı olunca gidip gelememiş. Bir de babam tabii rahmetli yaşlıydı. 14 ay Mısır'da esir kalık. Tekrar gelip Yunan Harbi'ne falan girip annem de benim ikinci hanımı, ilk hanım ölmüş. Babam Aziye Köyü'nde değirmenciydi, değirmen sahibi. Tabii benim annem ile evlendikten sonra, yani ikinci hanımına evlendikten sonra değirmeni alıyor. Daha önce marangoz sanatı ve ilk hanımından 6 tane çocuk var ve bizden de 2 tane, 8 kardeştik. Askerden geliyor, köyde marangozluk yapıyor, çevre köylerde, hatta burada bölge okulu hacıların, bölge okulunda da çalışıyor. O zaman bölge okulu yapılmış. Cumhuriyet ilan olduktan sonra bu Atasoy ismini bile babam kendi alık, soy ismini. Beş yıl ilkokul mezunuyum. Sonra bazı sebeplerden dolayı okula gidemedik. Bir de buraya gelip burada kendi başımıza kalamadığımız için ev kiralayacaksın. Yani yaşamlar o devrede zor yani. Şimdiki gibi değil. Şimdi mesela servisler var gelip götürüyor ama o zaman o imkan yok yani. Yol yok zaten, karayol. Karayol da çamurdan köyden gelinip gidilmiyor. Otobüsleri kalktırarak veyahut asılarak getiriyorsun, buradan da yine aynı götürüyorsun yani, götürebilirsen. Okuyamadım. Ondan sonra bu saz işine merakım sardı.
saza başladım. Böyle bir okuldan çıktıktan sonra bir 6 ay, 1 sene zarfında sazı bayağı adam akıllı çaldım. Ve okumayı, yani türkü okumayı falan. Bir anda insan kendini de bir yerde buluyorsun. Yani benim de bundan ekmek yiyeceğim veyahut da böyle bir kazan sağlayacağımı da bilmiyorum o an için. Ama Cenab-ı Allah demek ki bizim rızkımız oradan ayırdı. Evlerinin önünde pınarlar harlar. Haçam çıkmış pencereye, ay gibi parlar. Ben Hacca'yı kaybettim, duman dudanlar. Haçam döner döner, bağrını döver. Ben Hacca'yı kaybettim, duman dudanlar. Haçam döner döner. Üçüne de beşine, haccam beşine. Ben de yandım hacca gözün orfistanına. Şimdi bizim köyümüz folklorik bir köy. Burdur Azize folklor ekibi. Hatta herkes sazı çalar. Mesela bir böyle odaya toplanıp da bütün insanlar oturduğu zaman birisi sazı alır, öbürüne verir, çalar. Öbürü o çalar falan. Hem de oyunlara çok meraklı olduğu için biz de o şeye merak sardı yani. Merak sardı. Yani onlar çalıyor da biz niye çalamıyoruz gibisinden. Saz çalmayı kimden öğrendiniz? Saz çalmayı ekseriyetle hocam diyebilirim. Yani ben radyodan. Çok küçükken bir radyo aldıydı babam. Radyo tekniği ve radyodan duyduğum türküleri çalmaya çalıştım. Öyle bir ustam da yok yani. Kendi kendime öğrendim. Ondan sonra kendi kendime de geliştirdim yani sazı. Düğünlere gitmeye durdum. Folklor ekibinle yarışmalara, gösterilere gittik. Mesela Burdur Azize folklor ekibinle ben ekibin sazını çalıyorum. Arkadaşlar da ekip de oynuyor. Ondan sonra 1967'de Turizm ve Folklor Turizm Tanıtma Bakanlığı'nın açtığı bir oyunları sergileme. 67 ilin ekibi Ankara'da, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda hatta. Orada gösteri yaptık biz de. Tabii bunları gördük sırada insan birbirinden alışveriş oluyor. Yani birbirini tanıyorsun, birbirinin kültürünü tanıyorsun, birbirinin türkülerini tanıyorsun. Ben o söyler de ben niye söyleyemem falan. Yani biraz da kendimde bu konuda hırs vardı yani. Tabii ekiple gidip gelirken çevre illere namımız gitti. Millet de bir halk sevdi. Hangi yörenin parçalarını daha çok seslendirdiniz? En fazla Burdur'un. Burdur'un ve çevre yani Teke yöresi diyeyim yani. Çalıp söyledim yani bunları. Mesela Burdur'un bugün dört dörtlük benim bildiğim iki tane türküsü vardır. Birisi 12'dir şu Burdur'un dermanı. Birisi de Denizin Dibinde Haçam. Mesela bizim bu yöremizde gurbet türküsü çok meşhurdur. Gurbet havası. Mutlaka bir sazcı çalıp söylemek zorunda yani. Onu söylemezse olmaz yani. Bu yörel değildir. Eklemeldir şu Burdur'un dağları, gurbet havası. Kendime. Size mi ait? Bana ait. Ve TRT'de de var yani. Gurbet türküsü mü bu? Gurbet türküsü. Hikayesi nedir? Göremizde eskiden gurbet gitmek yoktu yani. Gurbete gidiyor. Bir gelin bir yerden başka bir yere gidiyor. Tabii orada da duygusal gurbet. Gurbeti yaşadığı için onu duyduğum için ben de o şekilde ona uyarladım yani. Eklemelidir şu Burdur'un dağları. Of, of.
aslak boylum yine geldin aklıma. Of of. Bir geçenlerde bir derleme de geldi. Birkaç sene oldu. Daha önce tabii TRT İzmir Radyosu'na 1974'te ben bir dilekçe vermiştim. O dilekçenin karşılığı geldi. Vardım oraya denetim bandı yaptım ben. Orada da bayağı birkaç yıl buralardan türküleri hem kendimi hem de derlediğim türküleri götürdüm ben oraya okudum denetim bandına. Denetim bandı Ankara'dan onaylandıktan sonra tüm radyolara dağılıyordu. Antalya Radyosu da çalıyordu bandımızı, İzmir Radyosu da, Ankara Radyosu da. Yani o zamandan sonra tanınmamız daha iyi oldu yani, daha genişledi çevremiz. Şemsiye Sıman çok samimi konuştuğum bir arkadaştı rahmetli. Onun yine kayınbirader oğlu Yılmaz İpek, Ahmet Günday, Neda Tüfekçi, hatta Neda Tüfekçi'nin orada kart dizisi de vardır bende, daha hala saklıyorum. Bunlarla da tabii tanışmış olduğumuz için bazı gittiğimizde o korolar program yapıyorsa içine biz de alıyorlardı. Bir türkü, iki türkü okuyorlardı. Bunlar bir de TRT ayrı bir okul yani, ne diyeyim, bizler için çok da bana faydası oldu yani. ...68'de evlendik biz hanımla. Biz çocuk yaşta birbirimizi tanıyorduk aynı köyden. Aynı köydeyiz de yolumuz aynı yerden geçiyordu. Ne bileyim, bir çocukluk aşkım diyelim, ne diyelim bilmiyorum işte. Allah yazmış, oldu. Burasını tam ben de bilmiyorum şimdi işte. Şimdi her yerde gördü, canım. Düğünlerde de gördü, okulda da gördü. Efendim yoldan gelip geçerken de gördü. Yani her zaman gördü. Benim onunla evlenmek canım istedi. O da benimle. Bilmiyorum. Biz tamam birbirimizi beğendik ama çocuk yaşta evlenmek akıl kârı değilmiş. Yine karşıma çıkan adam iyi bir insanmış, ona şükür. Eğer hani 16 yaşındaydım, bir cesaret ister buna. 18 yaşının olacağı da hani birazcık babası hastaydı. Eğer beklemek istemedi. 16 yaşında düğünümüz oldu. Askerden geldikten kere olacaktı esas düğünümüz zaten. Öyle olunca, bu da iyi bir insan olunca rezil olmadım. Büyükler geldi, istedi. Onlar da dediğin gibi ufak diye şeydiler ama böyle hani askerden gelince yaparız düğünü gibisine olunca dedilerdi. Sonra böyle babası ben hastayım dedi, ben hiç yaşayacağımı düşünemiyorum dedi, geldi. Eğer olmazsa bu düğün gözüm açık gider, sana da vicdan azabı olur dedi babama. Tamam dedi babam da, öyle oldu. Evvel çok iyiydi. Çok iyi anlaştık. Da şimdi yaşlandık sonra ben de stresleniyorum, bu da stresleniyor. Yaşlanınca oluyor. Önce çok iyiydik. Yani ne bileyim, birbirimize sayardık, severdik. Hiç bu bir şey dese ben karşılık vermezdim. Ben desem bu karşılık vermezdi. İdare eder, idare ettik, gittik. Şimdi? Şimdi de yine idare ediyoruz canım. O kadar öyle zor değil de. Bazen kulak duymuyor. Ben onu demedim, bunu dedim. Böyle bunlar olabiliyor bazen. Hani öyle biz kötü bir halimiz yok Allah'ın izniyle. Şimdi insan yaşlandık sıra bir kere sinir sistemi bozuluyor. Bir de unutkanlık. Unutkanlık da var canım. Yani unutkanlık mesela, şimdi bir şey lazım olur diyorsun evde, farz edelim bir su malzemesi. Bir yere koyuyorsun. Bunu lazım olduğunda kullanırım. Onu diyoruz, gidiyoruz çarşıdan alıp geliyoruz, onu orada buluyoruz ama bunlar oluyor. Yaşlandık yani. Sıra sen değişiyor. Önce sen tabii haliyle daha iyi oluyor. Ne bileyim, hiçbir kötülüğünü duymadım. Gitti geldi, parasını bizle beraber yedik, beraber içtik. Öyle bir yaban ayaklı bir insan olsaydı bize eve para getirmezdi. Yani üç çocuğumuz var, çocuklarımızı besledik, büyüttük, ev verdik. Yani hiç öyle bir şey hareketi olmadı. 13 sene sonra oldu benim çocuğum zaten. Bir. Zaten öyle bir... Öyle evlenecek olsa o zaman evlenirdi. Hani bir laf getirecek olsa getirirdi. Zaten bizim meslek hayatımızda da bizim arkadaşlarımızın çoğu bu yanlış hareketlerinden dolayı
çevrelerini kaybeder, çabuk kaybeder. Evde bek durmaz. Sabahla kahvaltı etti mi gider. Öğlen gelir, tekrar bir diye gider. Akşamüstü gelir, öyle. Nereye gidiyorsun? Çarşıya giriş yapıyor. Çarşıda arkadaşlar var, dükkanlar var. Bazen onlarla sohbet ederim. Bazen kahvede oyun falan oynamam da. Bir varsam masaya otursam bizim masamız çok kalabalık olur. Yani tanıyan çok olduğu için gelirler onlarla sohbet ederiz. Bir güzel gördüm de harman yerinde oh. Salı yaşlandı. Yaşlandı, bunu kabulleneceksin. Nereden anlıyorsun yaşlandığını? Ya şimdi gücün yetmiyor, kuvvetin yetmiyor. Mesela şimdi şuradan bir şey götüreyim desen gücün yetmiyor. Sonra yürüyüş, eskiden böyle biz o dağları açtığımız dağlar en aşağı 2,5-3 saatti. 3,5 saatti. Şimdi ona gidemeyeceğiz. Yaşlandığında kabulleniyorsun. Aynaya baksan her tarafın bembeyaz olmuş. Gençlik güçlüydüm. Mesela o değirmencilik yaparken icabında 3 teneke bir buğday çuvalını şuraya atıp da affedersin merkebe sardığımızı çok bilirim. Ama şimdi imkanı yok onu. O devran değişti. Bizim zamanımızda hani herkes der ya eski bayramlar, eski günler. O günler başta saygı sevgi vardı. Yani şöyle çalıyorsun mesela saz çalıyorsun. Bir etrafına baktın hemen bir ihtiyacın mı var diye herkes ayağa kalkardı. Ama şimdi yok. Çalıyorsun dinleyen bile yok. Çoğu da zaten bilgisayardan şuradan buradan çalıyor. Tabii o günler olsa özlüyorum. Mesela şimdi ben ilk cahilliğim kalmasın diye 2 yılda bir yıl çok güzeldi. Ramazan davulu çaldım ben. Bizim bu Burdur'da Ramazan da davul zurnadır. Tek davul değildir. Her sokağa girersin. 10 gün çaldın mı bahşiş toplarsın. Varırsın adamın evin önüne tanıyorsun icabında adamı. Zaten genelinde tanıyoruz. Onları oyna diyoruz, kalkır diyoruz, bir muhabbet ediyoruz orada. Ondan sonra bahşişimizi alıyoruz. İcabında çayı, ikramı, bilmem şu bu varsa hazırda içiyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yani o günleri tabii arzu ediyorum. Özlüyor musun? Özlüyorum tabii. Ama şimdi o örf adet kalmadı. Mahallelerin tamamını çalmak zorundasın. Girdiğin an, eğer o saati geldi de adam zaten şimdiki kadar o zaman saat yok, telefon da yok. Adam neyle uyanacak? O davulun sesine, o zurnanın sesine uyanırdı. Ertesi gün girmezsen o insanın orucunu oynarsın. O kadar sorumluluğu var. Evet, o kadar sorumluluğu var. Öyle bir devirdi yani. O devir tabii özlemem, özlerim. Çünkü örf adetti. Ama şimdi yapmacığa dönüştü. Ondan da zevk almıyorsun yani. Şu görünen
Tabii canım, şimdi o günkü o birbirine tutkunluğu, o birbirine bağlılığı, şimdi hısım akrabası 3 gün o düğün evinden gitmezdi evine. Gitse bile, affedersin, malına bakacak, şey edecek, çabucak gelir, oraya hizmet ederdi. Şimdi o bağlılık yok ki. Yani düğünlerde garson tutuyor. Düğünlerde yemekçi, aşçı tutuluyor şimdi, o zaman yoktu o. Millette yardımlaşma vardı. Nasıl bugünler özlenmesin değil mi? Ya canım, özlenmem, o günkü yaptıklarını yapamıyorsun, bildiklerini bilemiyorsun. Salı pazarı bizim Burdur'un en iyi pazarıdır. Oraya gidiyorum pazar arabasına, yoruluyorum. Ama yarın o arabayı da getiremeyecek zamanım gelecek. Şurada birkaç sene sonra, hani ömrümüz varsa. Ama eskiden o değil ki, onun gibi kaç, ne kadar ağır yükü götürüyorduk elimizde. Peki hastalığınız falan var mı? Hastalığım şu anda yok çok şükür. Tansiyon hap atıyorum, bir kan durdurucu. Bir de şeker hapı, yani çok ağır değil de şeker de var. Ha, perhizimi de yapmasam belki daha ilerleyebilir. Çok şükür gelenler, şu dizlerim sakattı. Biri ameliyatlı, biri de bayağı, o da olsa olacak, o sorunum var. Çok şükür başka geri sorunum yok ama. Daha iyisin teyze amcama göre ha? İyiyim Allah'ın izniyle de, o vücutçak benden sağlam. Dizler sağlam onun. Senin? Benim dizler az yürüyor. Ha, temizliğini yapıyorsun, yemeğimi yapıyorsun, başka ne yapacaksın? Çocuk bakıyoruz, torun bakıyoruz işte. İşte elimden geldiği kadar şey diyoruz işte. Sabahları kalkılıyor, kahvaltı oluyor, öğlen geliyor, hazırlıyoruz bir şeyler. Çocuğu yemeğini hazırlıyoruz. İşte vakit böyle geçiyor, ne bileyim. Dışarı gidiyor, geliyor, gezip geliyor. Ekmek alırım, bazı evin ihtiyaçları neyse. Evet, öyle gel gider. Bunları alır gelir. Ben bu dışarıdan getir, ben içeriden bir şeyi taşırı düzenli ben yaparım. Mutlaka yaşlanacağız canım. Yani Allah ömür verirse böyle kalmayacağız. Biraz daha gideceğiz ileriye. Azar çocuklarımız yardım edecektir. Allah bir kolaylığını verecektir azar. Esas dua ettiğim her o. Namazın arkasında duamız dua ettiğim o. Allah'ım ele düşürme, muhtaç etme. Önemli olan o. Allah kimseci muhtaç etmesin. Neden? Zor haliyle. Şimdi çok... annesi vardı benim... Annem 5 sene yattı, gözümüzün de gördük. Çok zor. Çok zor. 5 kardeşlik baktık ama zordu. Affedersin, özür dilerim. Bir bez usuruyorsa, bir yakılıyor, yani yatarsa çok zor. Çok zor. Çok zor. Allah ona muhtaç etmesin. Yatana da zor, bakana da zor. İkisine de zor. Çünkü muhtaç yani. Baksan... Ne kadar bakıyorsun? İşte baktım diyorsun ama acaba onu hoş memnun edebiliyor mi? Musun, edemiyor musun? Hoş edebildik mi bilmiyoruz tabii, orası var bir de. Cenab-ı Allah'ım, aklımı başımdan alma, muhtaç etme, ele düşürme diye yalvarıyorum yani. Allah'ım, yatırıp da kapılara bakıtma.